açtım. Tüm sözleri ezbere biliyorum. Abi Allah rızası için. Teyzem Allah rızası için bir süt parası. Muhabirimiz yine aynı kıyafetlerle elinde oyuncak bebeğiyle sosyal deney için yerini aldı. Dilenmek için seçilen yerlerden biri de İstanbul'un en yoğun noktalarından Mecidiyeköy. Mecidiyeköy baktığımız zaman aslında her kesime hitap eden bir güzergah. Çalışan kesim de buradan geçiyor. Öğrenci kesimi de burada, yani toplumun her kesimini burada görmek mümkün. Yine biz oyuncak bebeğimizle birlikte bir saat boyunca burada dilencilik yapacağız. Bakalım bir saatin sonucunda ne kadar para toplayacağız ve nelerle karşılaşacağız. Dilencilerin dilinden düşmeyen sözler burada da söylendi. Rabbim kimseye düşürmesin, kimseye lavuç açtırmasın. Abi Allah rızası için. Rabbim düşürmesin kimseye. Kimsenin elini avucuna bırakmasın. Allah razı olsun. Abim Allah rızası için. Allah rızası için. Rabbim sevdiklerinize, çocuklarınıza bağışlasın. 1 lira, 3 lira verenler. Sırayla tek tek herkes elini cebine atıp dilenciye para verdi. Allah rızası için Rabbim çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun abim. Neden verildiğini sorduğumuzdaysa verilen cevaplar hep aynı. Şimdi ben duygusal bir insanımdır. Benim de iki tane kız evladım var. Böyle durumda olanlara gayri ihtiyar üzülüyorum. Acıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bizden mi para verdiniz? Ne için vereyim başka? Peki efendim, genelde dilencilere para veriyor musunuz? Erkek olanına pek vermem. Ama hanım olanlarına, kendi çocuklarımı göz önünde bulundurarak hanımlara, kız çocuklarına acıyorum, üzülüyorum, veriyorum. Çocuğum olduğu için mi acıdınız? Evet. Yani 75 yaşında bir insanım. Onun için daha duygusal olunuyor. Aslında onun hiç bebeğe benzer bir tarafı yok. Şöyle baktım geçtim. Yok, bebeğim var canım. Bakın bebeğimiz var. Yani canlı bir bebeğe, canlı bebeği bu kadar örterseniz nefessiz kalır, havasız kalır. Ama vermemek lazım. Vermeme yanlısıyım. Ama yüzünüz çok güzel. Kenardaki oyalar çok güzel. Bunlar hep etken oluyor. Bana para verdiniz. Evet, kadın ve küçük yani var. O yüzden yani sevap o kadar. Röportajlardan çıkan sonuçsa dilenen muhabirimizin kadın oluşu ve elinde bebeğinin oluşu para vermeye en çok teşvik eden durum. Valla bebek için verdim ben. Herhalde dedim mecbur kaldınız böyle dilenmeye bebek için. Hı hı. Süt parası olarak verdim. Çünkü biz duygusal bir milletiz. Hı hı. Acıma duygusu var bizde. Bunun farkında olan muhabirimiz de elini uzatırken bebeğe süt parası dedi. Ablam Allah rızası için bir süt parası. Abim Allah rızası için süt parası 1 lira. Allah kimseye düşürmesin teyzem, bir süt parası. Allah rızası için bir süt parası. Bir dakika durur musunuz? Merhabalar, kendinize iyi bakın. Sosyal deney sırasında Mecidiyeköy'de ekibimizi en çok şaşırtansa genç bir beyefendinin cüzdanından çıkarıp 20 lira vermesi oldu. Allah rızası için bir süt parası. Allah razı olsun abim. Allah ne muradın varsa Allah razı olsun. Ve artık bir saatin sonuna gelindim. Bir saatin sonunda toplanan miktarsa tamı tamına 86 lira. Bu önemli bir haber. Türkiye'nin sosyal yaralarından bir tanesi. Her şeyden önce biz cömert ve vicdanı son derece gelişmiş bir toplumuz. Bu çok güzel bir şey. Özellikle çocuğa bakış açısı son derece uysal ve insancıl, çok doğaldır. Benim bu haber dosyasında daha önce izlememiş olabilirsiniz ama en çok sevdiğim şey, bir kez kucağında çocuk olan bir dilenciye çocuğunu görmek istiyorum bakalım diye devlet görevlilerinin gelmesi, güvenlik güçlerinin gelmesi ve çocuğu hassasiyetle korumak istemeleri. Bu çok güzel bir şeydi. Ama galiba binlerce liralık hasılat en fazla Sema Akbulut'un kariyer planlarını değiştirmiş olabilir bundan sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz diyebilirim ki benim gördüğüm en hoş, en zarif zabıtasınız. Çok teşekkür ederim. Sizi nereden bulmuşlar bilmiyorum ama İstanbul Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler çok ilginç bir dosya yaptık. Sema arkadaşımız da sağ olsun. Yani Oscar'lık bir performans çıkarttı. Ablam, babam, bacım diyerek yüzlerce liralık parayı toplamayı başardı. Ama gördük ki bu dosya sırasında hakikaten müthiş bir yara var. Teşvik edici ve övücü birçok şey, sıfat kullanıldı Sema'ya. Ve nasıl daha iyi yapılacağına dair diğer dilenciler tarafından öğütler bile aldı. Şimdi insanları teşvik etmeyelim. Bu kadar çok para kazanılması, ahlaksız yollardan para kazanılması doğru bir şey değil. Nasıl mücadele ediyorsunuz? Bizim ekiplerimizle beraber uzun zamandır yapmış olduğumuz zaten meslek içerisinde uzun zamandır yapmış olduğumuz bir iş bu. Sema Hanım'ın uygulamış olduğu bu sosyal deney inanın bizi de çok heveslendirdi ve duygulandırdı. Neden? Bizim yapmış olduğumuz işi gösteremiyorduk. Ama Sema Hanım bunu sizin kanalınız vasıtasıyla da bu şekilde de göstermiş oldu. Ne yapıyordunuz aslında? Gösteremiyorduk dediğiniz. Hayır, biz yapmış olduğumuz işi dilencinin insanların sömürülerine, duygu sömürüsünde bulunduğunu anlatamıyorduk, ifade edemeyiz. Çok mu fazla var dilenci? Elbette. Tabii. İstanbul'da çok fazla dilenci dediğimiz aslında şöyle yaklaşık 3000 küsur dilencimiz vardır ama bunlar mükerrer olaraktan alınır, kaldırılır bulunduğu yerlerden. Biz dilenciyi şöyle söylüyoruz zaten. Dilencilik olaraktan başladığımız zaman dilencilik bir sektördür diyoruz. Yani bir meslek haline getirilmiştir diyoruz. Ve kolay para kazanmanın en kısa yoludur bu. İnsanların duygularını çok rahatlıkla sömürebiliyorlar. Dilenci de haksız kazanç elde eden diyerekten tanımlıyoruz mesela. Burada da Sema Hanım bunları gayet güzel gösterdi. Aynı şekilde Allah'tan bizim ekiplerimize yakalanmadı Sema Hanım. Gerçi tabii ki onu açıklayacak. Yakalansaydı ne yapacaktınız? Ben de korktum şimdi. Hayır, yani yakalanmış olsaydı gene diğer dilencilere yapmış olduğumuz işlemi yapardık. Ama Sema Hanım zaten kendisini direkt tanıtmış oluyordu. Sema, bugün Mecidiyeköy'deydin. Hı hı. Her aslında mahallede, her ilçede farklı farklı insan yapılarıyla karşılaştın, evet. Ama genel olarak yani aslında davranış biçimi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Kucakta bir bebek olması, rol model hep aynı. Hı hı. Biraz genç olman, biraz güzel olman, aslında hayvansever olman, bütün bunlar biraz daha hasılatı etkiledi galiba. Evet. Sana şunu sormak istiyorum. Öncelikle bir kadın olarak neler hissettin dilencilik yaparken? Bir kadın olarak çok zordu. Öncelikle hani bunu söylemek isterim. Çünkü kucağınızda bir bebek var ve o bebeğe çok aldırış edilmeyen durumlarla karşı karşıya geldim. Onun zorluğunu yaşıyorsunuz her şeyden önce. Ancak kadın olduğunuz için de hemcinslerin tarafından daha fazla yakın hissediliyor. Ve mesela Fatih'te kadınların daha çok para verdiğine şahit oldum. Mecidiyeköy ve işte Bağcılar'a, Bağdat Caddesi'nde ise mesela erkekler para verdiğinde evlatları yerine koyuyorlardı. Ancak bir yer vardı. Şimdi onu da yine olmasın. Elime para veriyordu bir beyefendi. Ancak bakışlarıyla da taciz ediyordu. Kötü hissettim. Evet, kötü hissettim. Çünkü hemen bir böyle yakınımda durdu ve sürekli kontrol altındaydım. Yani onun gözlerinin hapsindeydim. Nereye gitsem onun bakışlarıyla karşılaşıyordum ve o bakışları hani bizler kadınlar az çok anlarız. Yani bir insanın nasıl baktığını, o bakışların ne ifade ettiğini çok iyi anlıyoruz. Ve o bakışlarda işte ben o aslında kadın olmanın verdiği, o göz hapsinin verdiği o tedirginliği ve o duyguları gerçekten yaşadım. Gerçekten dilenmek zorunda kalan, yaşama, evet. Gerçekten dilenmek dışında asılamayacak olan gerçek ihtiyaç sahibi aslında kadınların neler hissettiğini, evet. De kendi içinde tartışmış ve aynen öyle. Bir de mesela Beşiktaş'ta yaşadığımız hani kağıt toplayan beyefendi geliyor. İlk sorduğu şey işte evli misin, bekar mısın? Cem Seymen, baştan aşağı ben süzüldüm. O evli misin, bekar mısın, bekarsın dediğimde bakışları saç telimden ayak tırnağıma, evet. Kadar gitti ve geldi. Sonrasında benimle beraber olur musun dedi. Ancak ben o an o kadar çok afalladım ki yani o anki duyguyla ben evlilik düşünmüyorum. Oysa ki bana zaten evliliği sormuyor ki benimle beraber olur musun diye tabii, soruyor. Tabii. Ve sonrasında ağzını yine hiç evliliğe almadı ve devamında sadece evde oturacaksın ve dilenmeyeceksin. Seni dilendirmeyeceğim. Yani kimse ilk gördüğü insana açıkçası hemen hele ki dilenen bir insana gel benimle evlen demez zaten. Ancak
olacak o an. O kadar afallamıştım ki ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü evet. ilk kez bu tarz bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sonra ve... beyninde giderek evet. daha fazla bir ağırlık oluşuyor. Şimdi Nazlı Hanım, çok enteresan dilencilik çeşitleri var tabii. Evet. Biz bunu da görmüş olduk. Taktikleri de öğrenmiş olduk. Bir şebeke, bir örgüt var ve bu örgüt milyonlarca dolarlık parayı çok kolay bir şekilde kazanıyorlar. Bir sömürü ticareti var. Kaç çeşit dilencilikten bahsedebiliriz sizin şöyle gözlemlerinize söyleyeyim. Göre? Evet, evet. Yani çok çeşitlerine, çok rollere, değişik rollere giriyorlar dilenciler. Şimdi biz kendi meslek dilimizde şöyle diyoruz. İyi giyimli olan mesela bayanlar, iyi giyimlilere meslek dilimde sosyete dilenci deriz. Bu sosyete dilenci dediğimiz kişiler halkın içerisinde cüzdanlarının kaybolduğunu, memlekete gitmek istediklerini ifade ederek, yalan konuşarak ifade ederler mesela. Ve o şekilde para kazanırlar onlar. Biz de buna işte sosyete dilenci diyoruz. Artı bunun yanı sıra açız olaraktan ya tabelaya ya da bir karton üzerine yazılmış olaraktan dilenen kişiler vardır. Bir de Sema Hanım yaptığı gibi oyuncak bebekle dilenen kişiler. Hatta bu oyuncak olmayabiliyor. Bunun içine battaniye, çocuk montunun içerisine battaniye koymak suretiyle elleri kolları oynar şekilde de hareket edebiliyorlar. Ve en son zamanlarda da yeni trendimiz bu. Yeni çıktı bu da. Çöp konteynerlarının yanında poşet içerisinde ekmek ve sanki konteynerden çöpten alınmış ekmeği yer gibi rollere giriyorlar. Bu kesinlikle böyle. Böyle bir şey görmüştüm. Ben çekiyordum onu. Tesadüfen gördüm. Tam bir anons çekerken, başka bir haber yaparken ve çekilmesini istemedi. Hiçbir şekilde istemedi. Ben sana yardım etmek istiyorum dedim. Ama o zaman anladım zaten bunun rol olduğunu. Şimdi cezası ne peki? Siz dediniz ya biraz önce, eğer iyi ki bize yakalanmamış Sema Hanım diye. Tabii şakası. Cezası ne? Bunun şimdi dilenci, bu yerli yabancı olan dilencilerle ilgili uygulanımız şey sadece kabahat. Kabahatler kanununa göre işlem yapıyoruz. Kabahatler kanununa sadece bunun caydırıcı cezası 153 liradır. Demek ki aslında dilenmeye teşvik ediyor yasa. Şimdi 153 lira, ama eğer ki dilendiriliyorsa, yani bir kişi dilendiriliyorsa, kucağında çocuğu dilendirir şekilde aracı olarak da kullanıyorsa, bunun karşılığı suçtur, cezadır. Türk Ceza Kanunu 229. maddesine göre işlem görür. Ya çocuğu araç olarak kullananlar ya da kendine bakamayacak olan durumda nasıl bir kişiler. İşlem görür? Onun cezası ne? Onun cezası en son 1-3 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılır onlarda. Peki vatandaşlarımız ne yapsınlar? Nasıl düşünsünler? Bence bu dosya birçok bilinçlenme elbette. Açısından birçok yaraya parmak bastığı gibi yolu evet. da gösterdi. Ne yapalım peki biz? Bir dilenci gördüğümüzde şikayet edeceğimiz bir merci var mı? Olmaz mı? Tabii ki. 150 zaten Beyaz Masa kanalıyla bize intikal eder, o dilenci büromuz var, amirliğimiz vardır. Buraya intikal eder. Şimdi aslında şöyle, yaptığımız iş gerçekten zor bir iş bizim de. Yıllardır yapıyoruz, zor bir iş, ama burada toplumun da bize yardımcı olması gerekiyor. Şimdi biz yeni bir vizyonla şöyle bir hareket ediyoruz. Başkanlığımız sosyal sorumluluk adı altında bir proje başlattı. Biz de bununla birlikte toplumda katkılarıyla beraber, paydaş gruplarla beraber bu işi minimize etmek istiyoruz. Bununla birlikte araştırmalarımız devam ediyor. Detaylı istatistik verilerimiz de artıyor. Çünkü bu olayın hukuki, ekonomik, sosyal boyutu gerçekten çok harika. Fazla. Çok da ve çok bunda doğru. da çalışmalarımız devam ediyor. Gayretliyiz bu konuda. Yani mesela günde ne kadar şikayet alıyorsunuz? Yani günde Anadolu, Avrupa yakasında ayrı ayrı almış olduğumuz şikayetler yaklaşık 50-60'ı buluyor zaman zaman. Bunlar gerçek veya değil. Ama ekiplerimiz her haliyle buralar bulunanlar, gerek zaten görev yaparken gerek de 150'den almış olduğumuz ihbarları değerlendiriyoruz. İlla ki gidiyoruz, ama dilenciyi yerinde bulmanız kolay değil. Yani dilencilik o kadar kolay ki, kolay bir meslek ki. Giderken bir bayan düşünün, dilenci gider aynen, gider aynen. oturur ve iş biter. Nazan Hanım, son olarak şunu sorayım. Çok da kısa süremiz kaldı. Aslında bitti süremiz, ama yine de sorayım size. Şimdi bir zabıta müdürü olarak halkımıza şunu diyebiliyor muyuz peki? Ne düşünürsünüz, ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz? Dilencilere para vermeyin. Evet, kesinlikle zaten onu söylemek isteriz. Halkın duygu sömürüleriyle oynayan, kolay kazanç elde eden dilencilere lütfen para vermeyin.
Çok çok teşekkür ediyorum. Sema, sana da çok teşekkürler. Teşekkür. Eksik olmayın. İyi ki sizin gibi yöneticiler var. Zabıta amirliğinde de iyi ki sizin gibi insanlar var. Bilinçli, donanımlı, ne yaptığını bilen ve geçmişten aldığı fezle geleceği kuran. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Nazan Başelli, İstanbul Anadolu Yakası Zabıta Müdürü. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.